Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane nefis bir kurabiye tarifim var. Hepiniz biliyorsunuzdur Kahveyanı kurabiyesi. Çok ünlü markanın kurabiyesi aslında. Gelin hep birlikte nasıl yapmışım beraber izleyelim. Evet, kurabiyemiz için gereken malzemeler 125 gram tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı kadar kırılmış fıstık, Antep fıstığı, bir yumurta, bir su bardağı damla çikolata, bir su bardağı şeker, bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağız ve yaklaşık 2,5 çay bardağı un. Hamurumuzun yarısına katmak için bir yemek kaşığı kadar kakao. Şimdi yoğurmaya geçebiliriz. Bir yumurtamızı ekledik. Bir su bardağı şekerimizi ve 125 gram margarinimizi ekledik. Elimizle şöyle harmanlayalım. Yağımızın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Yoksa mümkün değil böyle elimizle homojen bir karışım sağlamak. Evet, gördüğünüz gibi sıvı malzemelerimizi birbirine yedirdik. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Önce yarısını ekliyorum. Kabartma tozunu birazcık ilave ediyorum, bir çay kaşığı kadar. Şöyle harmanlayayım, kabartma tozuyla karıştırıyorum unumuzu. Daha sonra hamura yediriyorum. Evet, diğer yarısını da ilave ediyorum unumuzu. Unun ne kadar aldığını yoğurarak hep birlikte göreceğiz. Sanki biraz daha isteyecek gibi hamur. Evet, hala elime yapışmaya devam ediyor. Biraz daha un eklememde fayda var. Evet, şöyle bir çay bardağı daha un ilave edeceğim arkadaşlar. Bakalım toparlanacak mı? Hala elime yapışıyor. Şimdi fıstıklarını koyalım. Çikolatasını koyalım. Evet. Çok az un ilave edeceğim tekrardan. Bir çay bardağı un daha ilave ettim. Şimdi kıvamına bir bakalım. Evet, hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi birazcık yarısını böleceğim. Kakao katmak için. Evet, şöyle bir miktarını aldım. Şimdi bu parçamıza birazcık kakao ekleyelim. Kakaomuz çok gelebilir. Önce yarısını ekleyelim. Rengine göre karar veririz. Bir kaşık yardımıyla daha kolay yoğruluyor arkadaşlar. Elinize yapışmadan.
kaşıktan yardım alabilirsiniz. Evet, kakaolu hamurumuz da hazır. Şimdi bunları yuvarlayıp tepsimize dizelim. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi son derece yumuşak bir hamur. Şöyle. Dilerseniz bu şekil sade, dilerseniz de böyle kakaoluyla birlikte karıştırarak yuvarlayabilirsiniz. Bakın. Çocuklarınızın bayılacağına eminim. Dilerseniz böyle sade de yapalım. Sade beyaz şekil. Aralıklarını bayağı mesafeli koyalım. Çünkü bayağı kabaracaklar. Bir tane de sade kakaolu yapalım. Sizler nasıl isterseniz. İster benim gibi karıştırın. İsterseniz sade kakaolu yapın. İsterseniz sade beyaz yapın. Çok lezzetli kurabiyeler olacağından şüpheniz olmasın. Şöyle ikisini yapıştıralım. Böyle ikisini birlikte yuvarlayalım. Bakın. Çok güzel oldular değil mi? Evet, ben hamurumun hepsini bu şekilde yapayım. Fırına verirken görüşelim. Evet. Kurabiyelerimizin hepsini şekillendirdik. Şimdi 180 derecelik fırında alt üst pişene kadar fırınlayacağız. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktılar. Şu an hala çok sıcaklar. Bir önerim var sizlere arkadaşlar. Kurabiyelerimiz fırından çıkıp hala yumuşakken kurabiyelerimizin üzerine şöyle bir bardak yardımıyla bastırıp cookies tarzı kurabiyeler elde etmemiz lazım. Dilerseniz yuvarlak da kalabilir. Siz nasıl isterseniz. Böyle bastırıp düzleştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın. Hala çok sıcak. Yumuşacık. Kek dokusunda bir kurabiye. Deneyenlere, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Mümkünse bir ufak yorum yazmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.